evimizde bulunurken kullanabileceğimiz yapılar demiş. Do you want to? İster misin? Do you want to have dinner with me? Benimle yemek yemek ister misin? Do you want to have lunch with me? Benimle öğle yemeği yemek ister misin? Would you like to come to party? To the party. Mesela belli bir parti varsa davet etmek istediğiniz. Would you like to come to the party? Would you like to come to my birthday party? Mesela doğum günü partime gelmek ister misiniz? Shall we? Shall we yazılı çok kullanılabilen hani sınavlarda vesaire. Ama konuşma dilinde, günlük dilde belki siz de fark etmişsinizdir. Çok kullanılmayan bir yapı. Shall we meet after class? Dersten sonra buluşalım mı demiş burada. Yapalım mı diye çevirmiş shall we'yi de. Why don't we? Neden yapmıyoruz? Why don't we go to a new restaurant? Neden yeni açılan restorana gitmiyoruz? Why don't we go to the new restaurant mesela? Let's go camping. Hadi kampa gidelim. Şunu yapalım, bunu yapalım diye mesela birine fikir sunarken let's do this, let's go to the cinema, let's go camping diyebiliriz. How about? Bu daha böyle dolaylı bir soru şekli. How about going to the cinema for the new film, new movie? Sinemaya yeni filme gitmeye ne dersin? Şuna ne dersin? Nasıl geliyor kulağa falan diye sorarken how about diyoruz. Bu arada mesela biliyorsunuzdur İngilizce, hani İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi arasında farklar var. Mesela İngiliz İngilizcesinde film, Amerikan İngilizcesinde movie. Bunlar da değişebilir. Mesela how are you, how about going to the cinema for the new movie ya da new film diyebiliriz. What about? What about eating out tonight? Dışarıda yemek yesek ne dersin diye sorarken mesela what about kullanılmış. Şimdi how about'la what about'ın olayı bunlardan sonra belki fark etmişsinizdir. Fiile ing takısı alarak devam ediyoruz. Mesela bir yere gitmek derken how about going to the cinema? Yemek yemeye ne dersin? What about eating out tonight? Hani eat ing takısı. What would you like to drink? Bu kalıp olabilir mi? Evet, bu kalıp olabilir İpek. Ama bu kalıp daha çok mesela tercihin ne? Bunu sorarken mesela kola mı içmek istiyorsun, Fanta mı içmek istiyorsun, ne içmek istersin? Yani bu daha çok teklif değil de bir insana tercihini sorarken kullanılabilir. Hani dışarıdasın arkadaşına, so what would you like to drink diyebilirsin. Yani bu şekilde evet kullanılabilir kalıp olarak. Tamam. Mesela, evet tamam sevindim anlamana. What about? Mesela ne, şuna ne dersin? Bir cümle yapalım. Nasıl bir plan sunalım mesela. What about eating out tonight demiş burada. İşte dışarıda yemek yemeye ne dersin? Mesela ne diyebiliriz? What about how about arasındaki fark ne? İkisi de aynı anlamda değil mi? Birini kullansak olmaz mı? Niye ikisi? What about eating out? How about going to cinema? İkisi de aynı. İkisi aynı şekilde kullanılabilir tamamen. Mesela what about going to the cinema for the new film? How about eating out? How about we eat out tonight? Diyebiliriz. Ama sadece formatta bir değişiklik olabilir. Çünkü mesela how about eating out tonight? Gerçi onu da diyebiliriz. Konuşma dilinde söyleyebiliriz. İkisi de aynı şekilde kullanılabilir. Galiba size hani farklı versiyonlarını da görün diye bu şekilde hazırlanmış. İkisi de aynı anlamda. Doğru. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Bu slide ile ilgili. Tamam. Güzel. Devam ediyorum. How about meeting? Mesela demiştim ya formatına dikkat etmemiz gerekiyor. What about ya da how about derken. How about meeting in front of the cinema? Let's meet in front of the cinema. How about meeting in front of the cinema? Mesela sinemanın önünde buluşsak mı? What about meeting in front of the cinema? How about meeting in front of the cinema? Söylediğimiz gibi aynı anlamda. Ya da hadi sinemanın önünde buluşalım derken let's meet in front of the cinema. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bu da formattan kaynaklanıyor. Bunlardan iki seçenekten doğru olanı seçmemiz gerekiyor. Sizin belki kulak dolgunluğunuz vardır bilmiyorum. Sizce hangisi kulağa doğru geliyor? İkisini de okuyorum.
How about meeting in front of the cinema? Let's meet in front of the cinema. Hangisi doğru geliyor? Let's, değil mi? Evet, doğru. Bertu doğru söyledi. Genelde mesela sinemanın önünde buluşsak mı derken ben mesela şey derdim. How about we meet in front of the cinema? O yüzden yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir özne olması gerekiyor. Evet, let's meet in front of the cinema dediğimizde bir özneye gerek yok. Gayet doğru bir cümle. O yüzden ikinci seçenek doğru yaptınız. İkinci egzersize geçiyorum. I'm hungry. Shall we go to the new Italian restaurant? Burada iki seçenek verilmemiş bize. Zaten doğru olanı yazmışlar. Üçüncüye bakalım. Why don't? Tamam, ikisini de okuyorum. Why don't going to the cinema? What about going to the cinema? Hangisi doğru? Herkesten cevap bekliyorum. Sonra hangisinin doğru olduğunu söyleyeceğim. What about? What about? Tamam. What about? Tamam. Kimse why don't olduğunu düşünmedi. Güzel. Evet, doğrusu what about going to the cinema? Çünkü aynı şekilde mesela why don't olsaydı why don't we go to the cinema? Bir özne gerekirdi. O yüzden doğru değil. Tamam. Dördüncü egzersiz. What about, bir saniye. Why don't you join us for the party? What about join us for the party? Tamam. What about join us for the party? Why don't you join us for the party? Hangisi doğru? Why don't? Cevap geldi. Herkes why don't diye mi düşünüyor? Çok iyi. Aynen. Haklısınız. Why don't you join us for the party? Parti için bize katılmaz mısın? Mesela what about'la kursaydık bu cümleyi ing eklememiz gerekirdi. ING takısını. What about joining us for the party? Ya da what about you join us for the party diyebilirdik. Tamam. Çok güzel. Çok iyi gidiyorsunuz. Accepting offers or invitations. Davetleri kabul etmek ya da teklifleri kabul ederken kullanacağımız yapılar. Bu arada zamana bakayım. Tamam. 3 dakikamız var arkadaşlar. Başka bir ders olduğu için. Tamam. Şimdi başka bir arkadaşımız bize bir teklif sundu. Nasıl kabul edebiliriz? That would be great. Şimdi en başta zaten yes diyebiliriz değil mi? Yeah, no, yes, thank you. Bunlar zaten basit bildiğimiz şeyler. Ama cümle olarak that would be great. Harika olur. That's awesome. Harika. This idea sounds fun or great. Bu fikir eğlenceli ya da harika demiş. That sounds fun diyebiliriz. Daha hani konuşma dilinde. Yeah, it sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Sure. Tabii ki. It sounds good. İyi geliyor. It sounds awesome. No, not at all. Hani mesela bunun nasıl bir cümleye söyleyebiliriz? Why? Do you have any plans for graduation? Mezuniyet için bir planın var mı? No, not at all. Why? Planım yok. Neden? Yeah, why not? Mesela why don't we go to the party? Partiye gitsek nasıl olur? Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Ya da I can't refuse this offer demiş. Bu daha çok yazım dilinde. Evet, bu teklifi reddedemem. İyi bir teklif denebilir. Ama konuşurken yeah, sure, that sounds good demek daha akıcı, daha günlük dilde. Peki sizin aklınıza burada yazılı olmayan, biri size bir teklif sunduğunda söyleyebileceğiniz bir şey geliyor mu? Mesela ben size sorsaydım. Why don't we go to the cinema this weekend? I can't miss it. Yet. I can't miss. Mesela nasıl bir şeyde bunu söyleyebilirdin Bertu? Nasıl bir bağlamda? I can't miss it. Gold idea. Good idea. Öyle mi? Gold idea olursa çünkü altın. Çok altın bir fikir. İyi bir fikir. Evet, good idea. Evet, olabilir. Evet, good idea, iyi. Başka cevap var mı? Evet.
Peki teklifi reddederken başka neler diyebiliriz? No, I'm busy demiştik mesela. İşte meşgulüm. Başka ne diyebiliriz? Tekrar anlatır mıyım? Tabii ki. Şimdi karşımızdaki kişi bize bir teklif sundu. Şimdi bu ünitenin adı arkadaşlık konusu ya, arkadaşınız size bir teklif sunuyor. İşte mesela sinemaya gidelim mi, partiye gidelim mi, şurada buluşalım mı falan gibi sorular sordu size. Ya da bir davet de bulundu. Buna verebileceğimiz cevaplar. Mesela, that would be great. Harika olur diyebiliriz. That's awesome. Harika. That sounds fun. Evet, kulağa eğlenceli geliyor. Olabilir. Yeah, sure. Tabii ki diyebiliriz. Ya da bunun negatifi şey diyebiliriz. No, I'm busy. Hani meşgulüm. Ya da işte no, I can't go. I'm sorry. Gidemem falan gibi. Ama burada şu an pozitif olanlara odaklanırsak, olur, neden olmasın? Yeah, why not? Planım yok, neden olmasın? No, not at all. Why? Mesela birisi de soruyor. Diyor ki, do you have plans for the weekend? Hafta sonu için planın var mı? No, not at all. Hiç planım yok. Why? Neden sordun? Definitely ya da certainly, kesinlikle denebilir. Evet. Definitely. Do you want to go to the cinema? Yeah, sure. Definitely. Denebilir. Çok iyi Asya. Certainly de denebilir. Ela, anladın mı peki? Tekrar sormak istediğin bir şey var mı? Anladım. Tamam. Çok iyi. It would be nice. Olur. Kesinlikle olur. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Umarım iyi geçmiştir.